Merhaba arkadaşlar, Food Coach burada. Yepyeni bir FIFA 23 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere dün gelen 3 SBC'den bahsedeceğim. 3 tane çok iyi oyuncu SBC'si geldi. İyi isimleri çok güzel seçti. Dün turnuvanın takımı geldi. İsimler harikaydı biliyorsunuz. Ancak biz ne diyorduk? Ben hep de şunu diyordum. İsimler gayet güzel. İstatistikler çok önemli. İstatistikler, zayıf ayaklar vesaire çok önemli. Bu nelerler onun adına SBC'lerde de aynı durum söz konusu. Evet, ilk önce hemen herkesin merak ettiği konudan başlayalım. Cristiano Ronaldo flashback SBC'si. Baby flashback diyoruz biz bunlara. Baby flashback niye deniliyor? Çünkü normal kartından daha düşük istatistiklere sahip. Genelde flashback SBC'si geldi mi daha üst bir kart geliyor. Ancak bu kartı baby, yani oyuncunun ilk dönemlerine hitafen yapılmış bir SBC oluyor. Karta baktığımız zaman sol kanat, sol orta saha, sağ kanat ve santrafor oyununu görüyoruz ve bu müthiş bir şey. 5 skill ve 4 zayıf ayak geldi. Biz 5-3 gelmesinden korkuyorduk. 5-4 gelmesi gerçekten çok iyi. Yüksek düşük çalışma oranı, eski çalışma oranı, kendi vücut tipi. Cristiano Ronaldo'nun oyundaki görünüşünün, tipinin aynısı yani. Farklı bir saçı vesaire de olmayacak. Altın Cristiano Ronaldo nasıl gözüküyorsa bu Cristiano Ronaldo da oyunda aynı şekilde gözükecek. Kart istatistiksel olarak bazı konularda daha üstün. Örneğin hızı çok daha iyi durumda. Artı 10 hızı varken artı 4 de driblingi var. Hız ve dribling çok iyi, ancak 8 eksik şutu var, 3 eksik pası var, 3 eksik defansı ve 2 eksik fiziği var. Staminası 9 fazla olmasına rağmen zıplamadan çok kesilmiş ki bence en büyük problemi istatistiksel olarak baktığımızda zıplamada. Burada baktığımızda Cristiano Ronaldo'dan bu kartı ben beğendiğimi söylemem lazım. Yani gerçekten iyi bir kart olmuş. Yani flashbacklerde çok tırt işler yapabiliyorlar ama bu net beğendiğim bir kart. Eğer ki bu kartın hızı ve driblingi böyle kalmış olsaydı, şutu, pası vesaire de aynı kalmış olsaydı 2 milyonluk bir karttan bahsediyorduk şu anda. Ancak şeyleri düştü. Şimdi bakacak olursak hızına 93 hızlanması, 89 sprint hızı, bu bölünme gayet güzel bir bölünme. Yani 93'e 89, yani 89'a 93'ten daha iyi bir şey. Yani ilk pozisyonu daha iyi atabiliyor. Controlled kart, explosive veya lengthy olamıyor. Kartın şutuna baktığımızda bence iyi bir şutu var. Yani kötü bir şutu yok. İyi bir şutu var diyemeyiz belki ama kötü bir şutu yok. Yani 85 bitiricilik veya 85 shot power. Yani bu bildiğiniz aloe runlar falan, bunlara benzer bir bitiricilik. Yani hani Neymar'dan daha, Gold Neymar'dan daha iyi bir bitiricilik. Daha önceki gelen, geçen senelerdeki flashback kartının 79 bitiriciliği vardı biliyorsunuz. Pası büyük bir sıkıntı. Çünkü pası zaten çok üst düzey değildi. Orada düşürmüş olmaları, yani o anlamsız geldi bana. Dribbling de özellikle balansının balansına artı 16 vermiş olmaları çok önemli ki Cristiano Ronaldo'nun hep balansı düşük olmuştur. Onu da bilmiyorum. Neden balansının düşük olduğunu bilmiyorum. Gayet dengeli bir oyuncudur normalde. Yani iyi dönemlerinde en azından. Staminasının 85 olması gayet güzel. Zıplaması 84. O birazcık üzüyor. Şimdi bu kart bir kere kanat oyuncusu. Yani bu kart bir forvet oyuncusu değil. Yani forvetle oynatabilirsiniz. Nasıl ki diğer mesela Neymar'ı forvetle, Alavayran'ı forvetle oynatıyorsunuz. Yani 86-83 bitiriciliği olan kartları bu kartla oynatabilirsiniz kesinlikle. Ama bana göre bir kanat oyuncusu olarak gelmiş ve oyuncu gayet güzel bir oyuncu. Peki fiyatlandırması nasıl? Yani fiyatlandırması beyin uçuklatır noktada. Yani bu fiyatlandırma kabul edilebilir noktaların çok üzerinde. Yani kabul edilebilir noktaların çok üzerinde. Burada bir taraftarı, bir hayran kitlesini, ne derler onun adına, sömürmek üzerine, onlara karşı bir kötü niyet gözüküyor burada. Yani onlar yapsınlar, coinleri az olsun. Çünkü özellikle uzun vadeli bir oyuncu olup olmadığını bakacak olursak uzun vadeli bir oyuncu değil. Çünkü kanat olarak baktığımızda da uzun vadeli bir oyuncu değil. Peki bu fiyatlandırma Messi'deki durum nasıldı? Messi'de şu anki, bu arada fodder uygun fiyatlardı. Yani fodder eğer yüksek olmuş olsaydı olabilirdi ama 453K Messi'de. Messi de pahalıydı. Ancak bu inanılmaz pahalı. Aradaki 40K'dan dolayı değil. Neden acayip pahalı? Çünkü kulüpsüz olarak geldi. Çünkü bu kartı linklemek için uğraşmak gerekiyor.
Burada Cristiano Ronaldo'nun kulübü Portekiz milli takımı. Dünya Kupası liginde ve Portekiz kulübüyle oynuyor. Şimdi eğer Manchester United gelmiş olsaydı bu kart sadece pahalı olurdu. Çok fazla pahalı olmazdı. Ama pahalı bir kart olurdu. Ve linklemesi de çok kolay olurdu. Ancak bu işi birazcık zorluyor. Şahsi fikrimi soracak olursanız kesinlikle yapılmaması gereken bir SPC. 14 günlüğüne gelmiş. Bu da anlamsız. Yani bir aylığına falan gelmesi gerekirdi bu kadar pahalı bir SPC'nin. Çünkü arkadaşlar fodder'ı yaratmak çok zor. Yani fodder yaratmak için sizin bir kere oyunu devamlı oynuyor olmanız lazım. Devamlı oynadıktan sonra menülerde vesaire de bunu grindleyeceğiniz hiçbir durum yok. Ve devamlı para vermeniz lazım. Ve şunu biliyoruz, yani biz herhangi bir hafta sonu ödülünden 11 tane 87-88 falan çekmişliğimiz yok ya. Yani hafta sonu ligini bitirdiniz, weekend lig bitti. Gelen ödülleri açtınız. Elinizde 11 tane 87-88. Hadi diyelim 9 tane 88, böyle bir şey yok zaten. Yani bir hafta sonunda zaten halledemiyorsunuz bu işi. İşte Rivals ödüllerinden böyle bir şey vuramıyorsunuz. Herhalde sezon bitecek. Sezon ödüllerini hedeflediler bununla. Ama yani yanlış yapıldığını söylemem lazım. Ki fodder yükselecektir. Çünkü her zaman dalgalanan bir şey fodder. Ve bu fiyat bayağı kötü bir fiyat. Peki nasıl kimyalayabiliriz Cristiano Ronaldo'yu? Cristiano Ronaldo'yu aslında kimyalamak o kadar göründüğü kadar zor değil. En kolay yolunu göstereceğim size. En kolay yolunu. Eğer elinizde Dünya Kupası kartı varsa... Şu kart. Eğer bu varsa direkt görünce bir iki kimya yapıyor. Burada Dani Alves'le birlikte direkt üç kimya oluyor. Veya Cavani. Suarez'de öyle olması lazım. Aynen. Veya Suarez aynı durumda değilmiş. Dani Alves'le veya Cavani ile birlikte Cristiano Ronaldo'yu direkt linkleyebiliyorsunuz veya Cancelo yerine Rui Patricio'yu koyabilirsiniz. Sizde hangisi varsa bir kaleciyi koyabilirsiniz. Direkt iki kimya oluyor. Fakat Portekizli gitmek istiyorsanız, eğer Portekizli olarak gitmek istiyorsanız iki Portekizli daha koymanız lazım oyuna. Yani buraya altın Cancelo'yu, en ucuz olan bir deneyebiliriz. Altın Cancelo'yu koyabiliriz. Ve Bernardo Silva, Bruno Fernandes gibi bir kart buraya koyabiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Ve bir de teknik direktöre ihtiyaç duyacağız. Bu şekilde bir Portekizli ile birlikte olabiliyor. Eğer ki bu kartı kullanmazsak o zaman en uygun gideceğimiz yer bir... Ne derler onun adına? İkon olacaktır. Luis Figo buradaki en değerli oyuncu olacak. 5 tane oyuncuya ihtiyacımız var. Luis Figo'yu koyarsak 5 tane Portekizli ile oluyor. Luis Figo'yu koymazsak 6 tane olması lazım. Biliyorsunuz ikonlar 2 tane Portekizli linki veriyor. Burada Eusebio'yu, hani çok pahalı tabii ki. Yani böyle bir şey lüksü olan varsa, hani Eusebio'yu koyarlarsa bir Portekizli bu işi 4'e düşürebiliyorlar ama biz en mantıklı yollarından birini gösterelim. Buraya Nunez koyabiliriz. Mateus Nunez. Mesela atıyorum Diaz koyabiliriz. Portekizli sayısını görmeniz açısından gösteriyorum. Ve buraya bir işte Portekizli kaleci koyabiliriz. Ve direkt 3 kimya alıyor. 1, 2, 3, 4 ve 5 oyuncuyla. Eğer Figo'yu çıkartırsak... Bernardo Silva mesela kartını da koysak da bir tane daha ihtiyaç var. Biliyorum insanlar Bruno Fernandes kesinlikle koymak istemiyorlar. Ama Bruno Fernandes bu sefer 3-6 tane oyuncu Cristiano Ronaldo ve bir teknik direktörle ancak halledilebiliyor. Bu şimdi bu durum göz önüne alınırsa bu fiyat akıl uçurtturup bir şeye. Yani akıl uçurtmuşlar. Yani bunu yapanlar alkollü falan olması lazım. Eğer Manchester United gelmiş olsaydı işler çok farklı olacaktı. Dalo kartı falan da var bu arada. Dalo ile falan da yapılabilirdi. Yani çok acayip olmuş şahsi fikrim. Angel Correa kartına geldiğimizde kart 4-4 sayı ayak. Average vücut tipine sahip. Yüksek orta çalışma oranı var. 1.71 boyu var. 1.71 boyu
daha hareketli bir hale getiriyor. Yüksekli driblingi var. Karta baktığımız zaman şunu söylemem lazım ilk önce size. Bu inform kartı 11.7 milyon maç yapmış insanlar. İnanılmaz sevilen, kolay linklenebilen, oyunda da iyi oyunculardan biri. Özellikle fiyatına göre. Bu karta baktığımız zaman 202K fiyatlandırması var. Hangilerini yapmak lazım? Cristiano'dan kesin uzak durmak lazım. Onu söylemem lazım. Eğer ki yapacaksanız. 4 skill 4 sayı fark, iyi bir forvet. Kesinlikle yapılabilir bir kart. Ben Cristiano'yu beğendim. Angel Correa'yı beğendim. Upamecano'yu beğendim. Bu kartla ilgili problemlerden birincisi arkadaşlar, kart artı 2 almış olmasına rağmen artı 1 hız vermişler. Ve artı 1 şut vermişler. Ve artı 1 dribbling vermişler. Bu kabul edilemez bir nokta. Özellikle SBC noktasında. Oyuncu, çünkü eğer satılabilir bir oyuncu olmuş olsa satın alıp almamak çok daha fazla sizin elinizde olurdu. Satın aldıktan sonra beğenmeyip satabilirdiniz ama burada yani artı 2 veriyorsanız artı 2'leri minimum vermeniz lazım. Bazı yerlerde artı 3'leri vermeniz gerekirdi. Bu yani ayıp. Tek kelimeyle ayıp ve bu kartı aşağıda tutan şeylerden biri. Şimdi şunu söylemem lazım. Bu kart iyi bir kart. Az upgrade vermişler. Ancak final maçlarında genellikle artı 3 alıyor oyuncular. Fakat hiçbir yerde konfirmasyonu yok. Çok konuşulan şey, eğer ki Arjantin, Fransa finalinin birisi kazanırsa, Arjantin kazanırsa Kore'ye artı 3 alacak, Upamecano kazanırsa Upamecano artı 3 alacak. Artı 3 alırsa eğer, en kötü artı 2 alacak. Onu biliyoruz. Artı 3 alırsa buraya artı 3 vermezlerse yani ayıp olur ama 3 vereceklerini düşünelim her yere. Kart çok çok iyi bir kart olacak. Fiyatını hayli hayli hak eden bir kart olacak. Ancak kazanamazsa bu fiyat bu karta pahalı. 202K şu an ekrandaki kart için pahalı bir kart. Yani bu kartı değmesi için, yapmanın mantıklı olması için kartı ne derler onun adına, mutlaka şampiyon olması lazım, kazanması lazım. Kazanaması 202K en az, yani en azından 100K'lık bir kart olması gerekirdi bu kartın. Ya da 120K'lık olması gerekirdi. Fiyat performansı her türlü işe yarasın diye. Ama maalesef bu kartı yapıyorsanız kazanırsa diye yapmak lazım. Öyle bir fiyatlandırma gelmiş zaten. Upamecano'ya geldiğimizde ise kalleşliğin, adiliğin en büyüğünü görüyoruz burada. 81 rating bir Upamecano kartını, ki bu arada 86 olarak geldi ilk önce. Sonra düzelttiler. Ama rating düzelirken istatistikler düzelmedi. 81'lik bir kartla 87'lik bir kart arasında 6 rating fark varken kaç hız farkı vardır acaba? Hemen bakıyoruz. Evet. 2 acceleration'a 1 de speed hızına vermişler. Artı 6 rating'e sadece 2 hız vermişler. Ödleri kopuyor. İyi bir kart veririz de insanlar satılamaz, iyi bir kartla oynarlar, uzun süre oynarlar diye ödleri kopuyor. Aman diyorlar. Aman vermeyelim diyorlar. Kartı 6, artı 6 verelim. Ama hızını düşük tutalım. Hız çok önemli olacak. İnsanlar hıza çok değer verir diyorlar. Çok ayıp yani. Hızdaki azlığı görüyoruz. Aynı zamanda buradan baktığımızda diğer istatistiklerinde reaksiyonlarda artı 11 vermiş olması, reaksiyon çok önemlidir. Görüyoruz. 1.86 boyu var. 90 kilo. High-end stocky vücut tipine sahip. Yani sahada normalden daha geniş bir oyuncu göreceğiz. Yani Upamecano zaten böyle. Aynı kart görüntüsü golduyla. Bu kartla ilgili şunu söylemem lazım. Bu kartta Angel Correa'da olduğunun aynısı var. Bu da fiyatlandırması şampiyonluk konusunda. Eğer artı 3'ü alırsa doğru bir fiyatlandırma, almazsa çok kötü bir fiyatlandırma olduğunu söylemem lazım. İki noktaya dikkat çekiliyor. Birincisi 70 stamina. 70 stamina hiç problem değil. Şu anda oyunda 70-74 arası staminası olan çok fazla stoper var. Stoperlerde staminanın çok bir önemi yok. Koştukları mesafe aşırı kısa bir mesafe. Hiçbir zaman yüksek mesafe koşmuyorlar. Ve siz devamlı, mesela rakip size baskı yapıyorsa siz kendi sahanızda kalıyorsunuz. Harekete çok uzun, büyük mesafeler olmuyor. Kesinlikle bir problem yok stamina ile ilgili. Veya siz çok hücum ediyorsunuz diyelim. Top sizde oluyor. Stoperler oyuna devamlı katılan oyuncular değiller bu sebepten dolayı. 70 stamina 90 dakika, 120 dakikayı çok rahat çıkartır. Hiçbir problem olmaz. Yüksek orta çalışma oranı var ve buna konuşuyorlar. Bu arkadaşlar Ramos'ta falan olan bir çalışma oranı. Bunun şöyle bir avantajı var.
ve dezavantajı var. Bu kartla ilgili bilmeniz gereken şey bu. Yani iki stoper böyle dururken yüksek orta olduğu için çalışmalarına bir adım daha önde olacak. Mesela rakip bir pas attı forvetine. Uzun attı, kısa attı veya işte orta sağdan attı. Yani sizin kontrolünüzde değilken Upamecano. Agresifliği de yüksek olduğu için ki buna yani herhalde anchor vermek mantıklı olur. Yani gücünü falan full yapmak için. Yani shadow veren de olabilir, fark etmez ama 89 agresiflik gayet iyi. Siz daha kontrol etmeden adama lap diye basacak ve oradan topu almaya çalışacak. Buradaki problem şu. Alırsa mükemmel ki ben Ramos'un bu huyunu falan çok severim. Upamecano'yu da çok beğeniyorum. Gayet güzel bir durumda. Kart lengthi next gen için çok iyi bir kart zaten. Bastı aldı, aldıysa problem ama alamazsa arkada açıklık veriyor. Bu riske giriyor. Yani devamlı açıklık veren bir durum değil ve devamlı topu alan bir durum değil ama adama hemen yapışıyor. Siz daha baskılı, daha agresif bir savunma istiyorsanız sizin için gerçekten iyi. Yüksek orta çalışma oranı, yani bu ne ya filan denecek bir çalışma oranı şeyi yok ortada. Stoperler dediğim gibi bunun avantajı da olabiliyor, dezavantajı da. Evet, 3 tane SPC'den bahsettik. Detaylı bir şekilde inceledik. 3'ü de aşırı pahalı gelmiş. 3'ü de gereksiz bir şekilde pahalı gelmiş. Showdown SBC'leri kesinlikle eğer upgrade alırsa çok fiyat performansları gayet düzgün olacak ama upgrade almazlarsa sıkıntılı. Cristiano Ronaldo ise kulüpsüzlüğünden dolayı uçuk bir rakamda. Kulüplü olsaydı böyle 100k falan pahalı olurdu. Ama kulüpsüz çok mantıksız olmuş. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Futkoş'ta kalın.